Evet, mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Kıbrıs Spor'da bu akşam da sizlerle birlikteyiz. Bu akşam Levent Tezel aramızda yok. Can İpçioğlu'la birlikte programı yürütmeye çalışacağız. Tabii ki futbolda gündem yoğun. Onun dışındaki spor branşlarındaki gelişmeleri de sizlerle birlikte burada Can İpçioğlu'nun yorumlarıyla birlikte gündeme getireceğiz. Evet Can Hocam, hoş geldik. Hoş bulduk, akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tabii ki sıcağı sıcağına bugün Kıbrıs, Northern Land Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final ikinci maçlar oynandı. Dün Türk Ocağı Doğan Türk Birliği'ni 2-1 yenerek ilk yarı finalist olmuştu. Bugün Cihangir Maus Atatürk Gücü'nü uzatmalar sonunda 0-0 biten maçta seri penaltı atışları sonucunda elemeyi başardı ve yarı finale yükseldi. Son şampiyon Maus Atatürk Gücü kupa dışında kaldı. Göçmenköy Küçükkaymaklı 3-0 yenerek yarı finali gördü. Evet. Ve Gençlik Gücü zaten 4-0'ın avantajıyla gitti. İlaptadan da 5-1'lik galibiyetle döndü ve kupada yarı finale yükselen 4. takım oldu. Son 4 takım kaldı. Nasıl değerlendiriyorsun 2 günlük kupa macerasını diyelim? Şimdi tabii Gençlik Gücü'nü ayrı bir yere koydum. Çünkü birincilik takımı güçümsediğimden dolayı değil. Ama ilk maçtan da işi bitirdi zaten Gençlik Gücü. 4-0'lık bir galibiyet almıştı. Diğer 3 takım hepsi ikinci maça bıraktı. Çift ayaklı karşılaşmalarda ilk maçtan işi bitireceksin, güçlüysen, gücün varsa, kupayı istiyorsan gerçekten canın gönülden. Öyle söylem inan, kupayı istiyoruz deme inan olmaz. Yani Küçükkaymaklı Göçmenköy maçını da bir kenara koymak lazım. Çünkü onlar için bence ligdeki durumları daha önemli ama buna rağmen Göçmenköy İlk 4 takım arasında katılmayı becerdi. İlk maç 2-2 idi. Bugün 3-0 kazanarak hem de Rusu'da galiba oynandı maç. Ve ikinci maça bırakırsan bayılırım bizim teknik direktörlerimize. Nasıl olsa ikinci maçta yeneriz derler. Ne güzel şey bu. Olmaz. İlk maçtan bitireceksin. Çift ayaklı maçlarda böyle. Şimdi Cihangir ilk maçta Mausa'da berabere kalması anlayışla karşılayabilirim ama Maus Atatürk Gücü'nün Cihangir'i ilk maçta kendi sahasında yenmesi lazım. Yenebilecek gücü var. Ha, yenilebilir miydi? Yenilebilirdi. Ama sonuçta madem yenilmedin, yeneceksin. İkinci maça bırakmayacaksın. Cihangir öyle şey değil yani, kolay lokma bir takım değil. Bak ikinci maçta çıkmış, uzatmalara kadar 0-0 bitmiş maç. Bana göre tabii ki Maus Atatürk Gücü biraz daha iyi oynadı. Bu bir gerçek baktığında. Daha fazla doğru pozisyonu var. Doğru. Ama sonuçta gol atan kazanabiliyor. Penaltı atışları sonunda da turu atlayan taraf Cihangir oldu. Kupaya çok çok yaklaştı. Ben tekrar söylüyorum yani gücenebilir. Şimdi kalan bu 4 takım içerisinde kağıt üzerindeki favorim Cihangir. Çünkü gerçekten oynadığı futbolla da diğer takımlara karşı daha iyi ya ve daha güçlü. Bu gücenecek bir taraf olduğunu yani düşünmüyorum. Çünkü çok yani güç dengesi. Biz çok gücenen bir topluluk. Doğru. Dolayısıyla yani hatta bu lafı tutup da şehre götürürler yani. Mesela Cihangir'i eleyen bir takım diyebilir. Bak siz Cihangir'i falan. Gerçekler var. Şeyden korsaydık, demirden korsaydık, trenlerin yanından geçmezdik. O birini söylemek istemedim yani. Kötü bir şey. Dolayısıyla tabii ki yani Türk Ocağı da geçmişte bu kupayı alan bir takım Mehmet Balkan'la birlikte almıştı Kıbrıs Kupası'nı. Doğrudur. Değişik bir isimdeydi ama o zaman. Ama Doğan Türk Birliği daha favori bir takımdı. Sonuçta baktığında çok istediklerini söylemişlerdi. Demek ki bu işte söylemenin olmuyor. Doğan Türk Birliği'nde demek ki önümüzdeki sene çok önemli bir revizyon olması lazım. Ben teknik adam açısından söylemiyorum ha. Kadro açısından. Önemli bir revizyon. Bu bizim evladımızdır. Bizim alt kadrodan çıkmıştır. İçimizden biridir. Deyip 10 sene daha şampiyonluk yüzü görmezler. Böyle devam ederlerse. %100 katılırım. Ama ben teknik adamlarına sahip çıkmalarından yanayım.
Kolay değildir. 10-15 yıllık bir şeyi yıkmak kolay değil. Bir alışkanlığı yıkmak basit iş değildir. Yani Doğan Türkbirliği'nin ben dün en çok beğendiğim oyuncuları zaten sonradan Turan Hoca döneminde alınan tamam. Yusuf'la Mustafa Kemal'di. Tamam. Çok iyi oynadı evet. ikisi de. Türk Ocağı'nı tebrik ederim. Beni Türk Ocağı zaten daha mücadeleci ve daha isteyen bir taraft. Bir de yani Türk Ocağı'nı başka bir tarafını da tebrik etmem lazım. Ligde daha kritik durumu var. Ve buna rağmen çıkıyor hafta arası oynadığı karşılaşmaya hem de Doğan Türkbirliği karşısında derbiyi kazanıyor. Hafta sonu da lig maçına çıkacak. Evet. Ve eminim demeyecek hoca. Hafta arası maç yaptık da yorgunu duydu, oydu da buydu demeyecek herhalde bu galibiyetten sonra demeyecek. Mutlaka. Dememesi lazım. Dememesi lazım da zaten. Diğer karşılaşmada Cihangir, Doğan'ı saydık. Gençlik yüzü zaten ilk maçtan bitirdi dedik. En doğrusunu evet. o yaptı. Evet. Yani evet. şunu söyleyeyim. Bill Michael'ın olmadığı Doğan Türkbirliği'nin gerçekten güç çok önemli. Gücü çok aşağılarda. Hücum gücü çok zayıf. Çok. Şimdi yani istediğiniz kadar hücum oyuncusu koyun sahaya. Koydular da işte Selim evet. hücum oyuncusu, Tansel hücum oyuncusu, Halil Turan hücum oyuncusu. Evet. Kanatta Aydın'ı kullandı. Hücuma ama destek Billy Michael olmasın. Gerçekten ama farklı bir oyuncu. Yani. Dört oyuncunun performansı Billy'nin tek başına performansına düşünsen, yanaşmadı. Şey de yoktu. Arda da olmaması dezavantajlı. Sevgili Şükrü. Hazırlık dönemleri çok önemliydi takımlar için ve Billy Michael dönem başında rahatsızlığı nedeniyle takımdan yoktu. Evet doğru. Onu hatta değiştirip bir tane yeneceğim bir de neydi o? O gelmişti kısa bir süreliğine. Beğenilmedi tekrar gönderildi. Aminu sanırım. Aminu evet Aminu gelmiş. Düşünebilir misiniz yani? Evet evet. Ve o dönemi atlattı ve şu anda Doğan Türkbirliği'nin en etkili silahlarından biridir yani Billy Michael. Bizim oyuncularımız da seyretsin. Yani görsünler olayı. Evet. O olmayınca Doğan Türkbirliği'nin gücü demek ki %30 evet. zayıflıyor. Kesinlikle. Yani o zaman işte o revizyonun bir an önce sağlanması lazım. Çünkü bu sadece fizik kondisyon düşüklüğü de değil. Ruh anlamında, psikolojik anlamda, mental anlamda da bir düşüş yani, var. Yani oynamaktan keyif alan bir görüntü çizmiyor o sahadaki oyuncular. Büyük bir yatırım yapmış Doğan Türkbirliği'nin sezonu kupasız kapatmasını ben kabullenemiyorum ya. O camianın dışında biri olarak. Asla kabullenemem. Kupasızdan öte çeyrek finalde elendiler. Ligde ilk devrede evet, elendiler. Evet yani final bile göremediler. Erken, evet. Final bile göremediler. Çok erken iki kulvarda da çok erken ama ayrıldılar. Esas, bu tabii bu kadar yatırımın karşılığı olmaması. Esas üzüldüğüm konu birilerinin tabii biz söylüyoruz ama bizim söylememiz demek ki yeterli olmuyor. Birilerinin bunu hala daha görünmezlikten gelmesiyle alakalıdır. Yani şimdi bugün Cihangir MTG maç. Cihangir sahasının türbünleri asla yeterli değildir. Açık türbün olabilir. Bugün mesela hava hem rüzgarlı hem yağdı, belki yağdı çok şiddetli değildi ama yağdı ama insanlar dağıldı yani çin yavrusu gibi. Bu insanları bu şekilde maç görmeye layık mı görüyoruz ya? Yani bu insanlar başka bir gezegenin insanları, yani bu ülkenin insanlardır. Hani maçı görenler, bu ülkenin takımının maçını hani görürler. Futbol sektördür diyen insanlar nerede ya? Ben onun için, çünkü bizim söylemlerimiz dikkate alınmıyor. Nettir bu. İster üstüne alsın arkadaşlar, ister. Bizi dinleyen yok. Kaç kulağımız var? İki. Birinden girer, o birinden çıkar. Çok kolay. İkisi de deliktir çünkü. Kapalı değil ki bir tanesi çıkmasın kalsın. Kafanın içinde. Benim ama ortasında daha büyük bir beyin tamam. kısmı var. Ben zor şöyle bir çağrıda bulunuyorum. Daha etkili olacağına inandığım için. Ve hak ettiklerine de inandığım için. Çünkü Cihangir gerçekten bu ülkenin iyi takımlarından bir tanesidir. Kaldı ki kötü takım olsa da olmaz. Süper Lig'de böyle bir durum söz konusu olamaz. Yani gelen izleyiciler paralarını alıyoruz, stada geliyorlar. Doğru mu? Doğru. Evimize geliyorlar. Misafir. Gelen misafiri biz evimizin salonuna mı alırık, yoksa sokakta mı, bahçede mi alırlarık? Yağmurlu havada, rüzgarlı havada. Allah aşkına. Evet tabii. Dolayısıyla bundan sonra Cihangir yönetimi ürkmeyecek, korkmayacak. Zaten çağrısı spor dairesi yetkililerinedir. Zaten siyasi görüş olarak da farklıdırlar. Korkmalarına da gerek yoktur. Nettir yani bu. Herkes bilir. Futbolcular bir
pankartla çıkacak. Ligin geriye kalan haftalarında kendi sahalarında oynayacakları maçlara. Bu pankartlar kendi kafalarına göre çıkamaz tabii takımlar. Federasyondan izin aldılar değil mi? Federasyon da izin verecek. O da korkmayacak. Bize ne diyecekler? Siyasi bir pankart mı bu? Öyle bir şey yok. Diyecekler ki biz kapalı tribün istiyoruz. Ha naziklik, kibarlık olsun isterlerse önüne ve cümlenin sonuna lütfen de diyebilirler. Ona bir lafım yok. Bu Cihangir için daha ses getirici bir eylemdir. Senin, benim, Songuc'un, o günün, Beyzade'nin, Tahir'in sağda solda, ya, televizyon ekranında. Otel partnerin kralı saymadık. Ha kralı, bravo kralı, bravo unuttum özür dilerim. Söyleyeceği bu konulardaki düşünceleri tabii ki çok değerlidir. Ama asla dikkate alınmaz ve alınmayacak da. Ama bu şekilde bir eylemle Cihangir çıkarsa alınma şansı %5, sıfırdan büyüktür 5. Dolayısıyla ben bunu öneriyorum Cihangir yönetimine hem de ilk lig maçında. Ya biz misafirlerimizi oturma odasında en güzel koltuklarda ağırlarız ya. Misafirperver bir topluluk biz. Biz Cihangir de gelen deplasman takımı açık türbünde, evcil takım kapalı türbünde. Bu ters de olabilir, önemli değil. Yani sonuçta gelen konuklar yağmurun altında ellerinde şemsiyeler olan maçı izlemeye başladılar. Bir kargaşa da oldu zaten. Evet, doğrudur. Dolayısıyla bu değildir. Bu şekilde futbola sektördür diyenler de kendi kendilerinden başka hiç kimseyi kandırmazlar. Böyle sektörlük olmaz. Zaten hiçbir zaman sektör değil, köstektir diye söylüyorum ben. Çünkü devletin parası gider futbola. Birçok parası gider, milyonlar. 8-10 milyon, 12 milyon. Tamam mı? Tabii iş adamları da olmasa bu ülkede futbol da oynanmayacak. Çünkü devletin verdiği katkı da dağıldığında çok bir şey kalmaz. Çok cüzi bir miktar olur kulüplere. Ama yeterli de değil. Yani kulüpler de hak etmeyecekleri kadar fazla para verdi. Er futbolcular var. Tabii. Dolayısıyla bakmayanlar. Tabii ya. Yani kulüpleri işte o yöneticiler, yani onlar da olmasa bu ülkede futbol mu olur zaten? Futbolun düzelmesi için yapılacak o kadar çok şey vardır. Her zaman söylüyoruz programlarımızda ama bu tribün evet. Konusunda lütfen o pankart olayını ciddi ciddi düşünsünler. Görecekler ki biraz daha fazla ses getirecek. Sen mi söylerim size? Federasyondan gerekli izni alabilirler. Kendi başlarına göre iş yapsınlar demiyorum. Ama bu kötü bir pankart değildir. Aha gördük. Yok, gayet mantıklı bir talep bence. Yani çok mantıklı bir yani talep. Yani hiçten iyidir yani. Hiçbir şey yapmamadan oldu ya bitti maşallah demekten çok daha iyidir bu söylediğim şey. Kesinlikle. Evet. Şu tabii gündemimizde farklı konular da var. Tabii. Kıbrıs Kupası bir tarafa, gençlik gücünde yeni bir gelişme oldu. Derviş Kolcu göreve getirildi. Yeni teknik direktörü oldu. Niyazi Göksun'la başlamışlardı. Sonra bir hafta bir Hakan Altın dönemi oldu. Bu da İngiltere'den gelen derviş yaptı. Tolga Derviş ile Ahmet Zayıfoğlu birlikte görev almışlardı. 3. Hasan Burgaç 4. Derviş Kolcu 5. Yani bunun da bir sınırlaması olması gerekmez mi? Önce onu sorayım. Yani şimdi bir antrenörlere var. Direktöre dersiniz ki siz 3 tane galiba ya, bir sezonda evet. Şimdi kulüpler yani böyle her hafta istediği kadar antrenör değiştirecek. Bir de şunu sorarım, yani Gençlik Gücü veya Göçmenköy gibi iki kulüp şu durmadan değiştiriyor. Gerçekten sorunun teknik adamda olduğunu mu düşünürler yönetimleri? Herhalde. Zaten en kolay değiştirebilecekleri teknik adamlardır sevgili Şükrü. Eskiden en kendi gitmeyeceğine göre, futbolcuyu yani bırakmayacağına göre. Disiplin sorunu yaratan futbolcu kaç oluşmuyor. Şimdi öyle bir sıkıntılı dönem dediler ki, Gençlik Gücü puansı olarak öyle bir sıkıntılı dönemdedir ki, öyle cesur yönetimler nerede bir tane oyuncusunu kadro dışı bıraksın veya iki tane oyuncusunu kadro dışı bıraksın? Yaptıkları her türlü olumsuz hareketlere göz yumuyorlar. Dolayısıyla ilk gidecek olan teknik direktör. Yani Hasan Burgaç gitti, Derviş Kolcu geldi. Derviş Kolcu ile ilgili hayırlısı olsun, önce onu söyleyelim. Ama ben Gençlik Gücü'nün teklifini kabul etmesine şaşkınlıkla karşıladım. Benim için inanılmaz bir sürpriz oldu. Neden? Çünkü
Derviş golcü öyle sorunlu olan, zayıf olan, düşme potasında olan takımların teknik direktörlüğünü kabul edecek bir durumda değil. Sezon başı Lefke'nin teklifini reddettiğin için Lefke'nin bu halde olacağına inanmadı. Bak, gittiği takım Lefke'den daha kötü durumda. Şu anda ligde Lefke rahat durumda ama. Evet. Yeni Cemil'den kaçarken ara transfer döneminde transfer yapmadıklarını öne sürdü. Veyahut da yeni bir sözleşme istedi. Çünkü Yeni Cami'nin gidişatının kötü olacağına inandı. Ama Yeni Cami 3. sıradaydı son hafta. Mesela maçından önce. Evet. Yani kendinin ayrıldığı dönemden daha iyi konumdaydı. Dolayısıyla bazen insanların çalıştırdıkları takımlara inanmaları gerekir. Oyunculara inanmaları, güvenmeleri gerekir. Derviş Hoca'nın gençlik gücünü tercih etmesi bu yönden beni şaşırttı. Yani şu anda mental sorunları en fazla olan kulüp. Taktiksel sorunları en fazla olan kulüp. Evet. Kim ne oynadığını bilmiyor. Kimsenin kafasında maç yaşanmıyor. Ben bunu geçen gün de söyledim. Evet, söyledin. Adam Göçmenköy, Hamitköy maçında takımın önemli bir oyuncusu. Maça gitmek yerine, ben maça giderken ters istikametten başka yere gittiğini gördüm. Evet. Rakibini gördüm. Dün kupada Doğan Ocak oynuyor. O maçta da Erin, tek izleyen sanırım Erin'di. Evet. Göçmenköy, Hamitköy maçını. Bu maçta da Erin'le Özgür'ü gördüm. Evet. Diğerlerine şimdi şey yapmayayım ama ilk maçta hiçbiri yoktu Erin dışında. Belki orada daha fazlası vardı. Kalabalıkta çok dikkat edemedim yani, var mı sağda solda. Ama bu bile takımın ciddiyetsizlik içerisinde olduğunun en güzel örneğidir. Neden? Çünkü siz artık küme düşmek üzeresiniz ya. Evet. Yani bir gayret etmezseniz küme düşeceksiniz. Çok kötü durumda. Ve kadro kaliteniz, verilen ücretler evet, çok fazla. Aynı, yani aynı ligde, aynı seviyede olan takımlara göre de kadroları daha güçlü. Yani neredeyse 2-3 transfere 2 milyon TL harcamış. Ki bunu da Çayna Bazar gibi gerçekten bu kulübü çok tabii seven bir kişi tabii yapıyor. Ama siz de onun hakkını verin, karşılığını verin. Doğru transferler yapın. Mesela kaç oyuncu var gençlik gücünün serbest transfer hakkı aldığı? Yoktur. Yok, hep para. Hep para verdiler bonservislere. Hem de büyük paralar. Gönyeli'ye 1 milyon TL'ye yakın para verdiler. Ve Doğa Türk Birliği'ne kaleci 400 bin kiralama parası verdiler 6 ay için. Evet. Nedir bu? Büyük para. Şimdi yani Derviş Kolcu'nun teknik adamlığını beğeniyorum, o ayrı bir konu. Ama Hasan Burgaç'ın başaramayacağı ve Derviş Kolcu'nun başaracağı gençlik gücünde şey ne olabilir, onu da merak ederim. Hasan Burgaç'tan ne beklediler de ne görmediler? Yani, kaç hafta geçti? Çünkü Hasan Burgaç yani niçin söyleyeyim mi? İyi bir teknik direktör. İstemezmiş futbolcular Hasan Burgaç'ı. Tamam. Niçin istemez? Disiplinsiz çünkü bir takım. Tamam. Niçin istemez? Ama disipline sokmaya çalışır herhalde. İstememe, tabii ki kesin odur zaten. Kesin odur. Hasan Burgaç efendi bir adam. İşini ciddi yapan bir adam. İyi bir teknik adam benim gözümde. Ha, Derviş Koca da tabii iyi bir teknik adam ama gençlik gücü gibi bir takımda onun başaramadığını Derviş Koca nasıl başaracak? Derviş Kolcu'nun futbolculara yaklaşımlarının böyle daha işini bilir tarzda bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Yani iyi bir diyalog kurarak. Tamam, o da bizim ülkemizde Akdeniz. Ama yani, bizim ülkemizde bir hafta iki haftadır o da. Işte, onun da şeyi söyle adını. Süresi. Çünkü futbolcular yüz bulduk sonra değişir hareketleri. Doğrudur. Yani doğrudur. Başlarlar seni kale almamaya başlarlar. İşte sırasında o dengeyi sağlamak. Tamam, sağlayabilirse ne ara? Sağlayamazsa Çayna Pazar'ın, Masaravi'nin paraları gidecek. Ona üzülürüm. Hayır, şey gibi yani gençlik gücünün böyle sanki genlerine işlemiş bir durumdur. Küme düşmeme mücadelesi vermek. Evet. Yani hiç mi görmeyeceğiz yani, mesela bir Lefke hiç küme düşme mücadelesi vermez. Senelerdir. Sezon başında öyle zannederik ama sezon başlarında iş değişir Lefke'de. Onun için söyledim sana. Evet. Derviş yani, Kolcu da. Ama gençlik gücü de ne kadar yatırım yaparsa yapsın gene küme düşmeye oynar. Yani çünkü kavada o var. Neymiş? Evet, o var. Kavada var, o var. Odur. Büyük, yani, büyük düşünen, vizyonunu genişleten bir durum
yaratamıyorlar kendileri adına. Ve Çetinga, öyle düşünmedi Erişim. Çetinga büyük bir maddiyatla tabii birçok takımımız öyle uğraşırken, gençlik gücü bu konuda çok rahatken, en azından ekonomik olarak ne farklar var ligde birbirlerinden? Yani buna yakında bir Göçmenköy var. Buna yakında bir Göçmenköy var. Göçmenköy'ün de ekonomik olarak. Yani enteresandır, ikisi de yarı finale çıktı. Evet. Yani demek ki siz istediğinizde oynayabiliyorsunuz. Birazcık da kura şansı. Tamam. Tabii ama küçümsemiyorum. Tabii ki şu anda yarı finalde bu iki takım. Kura şansı da olsa, şey şansı da olsa, futbol şansı da olsa iki takım da yarı finale çıktı. Yarın isterim Göçmenköy'le gençlik gücü karşılaşsın, Türk Ocağı'ndan da Cihangir. İsterim böyle bir kura çıksın. Mümkündür. Neden olmasın? Mümkündür. Neden olmasın? Yani. Hadi bakalım. Bakıyorum bir önceki. O zaman öyle bir şey olursa Ama yani herhalde finalde de, Atatürk de oynanır. Şimdi, boş tamam, yani boş şey, kalmaz tribün. Şimdi yani bana sorarsan en zor maçlarını ilk iki turda oynadı. Üçüncü turda hangisi? Daha kolay oynadı. Lapta öyle oynadı. Ha. Bir önce Lefke'yi penaltılarda eledi. Evet. Önemli başarı. Tabii yani, tabii. Lefke'yi elemesi önemli. Bir önceki de Karşıyaka. Miracle Karşıyaka. O da iyi. O da önemli. Şimdi, çünkü birinci ligin işte liginde bahsederim. O yüzden yine söylüyorum. Ha. İsteyince demek ki oynayabiliyorlar. Evet. Ama bunların başka şeyi var. Şimdi, yani kupayı kupada ilerleyelim diyorlar. İlerliyorlar. Ligde de yapın aynısını mesela. Orada sorun var. Çok ciddi problemleri olan bir kulüp ya ve yani Derviş Hoca kısa vadeli olarak belki rahatlatır bu kulübü ama bu kulübün uzun vadeli bir şeye ihtiyacı var. Yapılanmaya ihtiyacı var. Futbol doğru seçim yapacak futbol şubesini ben oradan da kaynaklandığını düşünüyorum sonra. Yani transfer politikalarını yanlış belirliyorlar. Paralarını günü gününde alan özellikle futbolcular için söylerim. Tabii her futbolcu için geçerlidir bu ama özellikle bu daha önemli bir sorumluluktur. Bunların kulüp başkanı seçme lüksü yoktur. Teknik adam seçme lüksü de yoktur. Bunların maç seçme lüksü de yoktur. Sen çıkacaksın gücünün oranında futbolunu oynayacaksın. Seni ekonomik olarak destekleyen yöneticilerini karşısında mahcup etmeyeceksin, mahcup olmayacaksın onlara karşı. Gençlik gücünü bu noktalara bırakmayacaksın. Ya kupa öncesi Doğan'ın kafasında Ocak maçı varken, Billy'de oynamazken, evet. Sanırım Arda da oynamazken, gidiyorsun 4-0 mağlup oluyorsun. Çünkü senin de kupa derdin yok. Çünkü 4-0 avantajlısın zaten. Evet. Yani tamamen o maça odaklansa ve çok farklı şey olur. Tabii ki çünkü kupayı alsa bile ligden düşerse senin kupayı aldın diye ligde bırakmazlar ya sevgili Şükrü. Aynen öyle. Aynen. Yani bunu eğer bilmiyorlarsa, biri söylemediyse kendilerine, eğer izleyen varsa bir şekilde söylesin. Yani yoksa şey mi yapacaklar, yeni bir statü mü getirecekler, kupa şampiyonları ligden düşmez diye bir madde mi koyacaklar? Öyle bir şey olmaz. Evet. Olmayacağına göre. Yani sonuçta hayırlısı olsun demiş koncu tabii ya. Sonuçta bugün tabii kupada da tur atladılar. Evet, yani doğru. Çok daha ağır konuşacak değilim ama yani biz zaten önceden konuşuyoruz. Tabii canım. Önceden yani, söylüyoruz sıkıntılarını. Gençlik gücü diğer takımlara önemli nazaran kadro olarak da ekonomik olarak da yani genliyle birlikte. Çetinka'ya, Gönyeli'ye göre tabii senin farklı olman lazım. Yani 1-2 puan fark yapmak. De aynı şekilde. Bu takımlara 1-2 puan fark yaparak ligin 22. haftasını tamamlamak bir marifet değil. Ama Göçmenköy'ün daha büyük problemi var. Şöyle, fikstür anlamında bak. Lig maçı oynadılar. Çeyrek final ilk maçı oynadılar 3 gün sonra. Sonra 3 gün sonra lig maçı daha oynadılar. Daha ciddi maçı oynadılar. Çünkü 3 gün sonra, bak size tekrar sayıyorum. Lig maçı oynadılar 1. 3 gün sonra çeyrek final ilk maçını oynadılar. 3 gün sonra lig. 3 gün sonra lig. 3 gün sonra gene rövanş. 3 gün sonra erteleme. Ha bravo bravo. 3 gün sonra lig. Tekrar. 3 gün sonra bugün kupa. Kupa. 3 gün sonra üç yeni şampiyon. 3 gün sonra yine lig arada. Tabii çok var. Çok sıkışık. Kupada da ilerlediği evet, için doğru devam edecek bu. Yani makine olsa çatlayacak. Dayanmaz. Yani bunu federasyonu da düşünmesi lazım. Yani Mesarya ile erteleme maçını
tam bir haftalık en azından bir sol ağacakları yere mi koymak lazım? Zaten ben bir şey daha söyleyeyim. Madem konuyu açtın, ben ona da biraz karşıyım. Yani deprem nedeniyle ertelenmişti maçlar. Tamam, onunla bir lafım yok. Niçin ertelendi demiyorum yani. Ama yani şimdi o iki maçı hafta arasına yaymanın ne acelesi vardı? Ben o konuyu da çok şeyim var. Yani doğru bulmuyorum. Yani mesela bekleyebilirlerdi. Göçmenköy'ün kupada ne yapacağına karar verirlerdi. Daha kupada elendi, kupada elendiğinde bir hafta sonraya koy. Ama daha şimdi sonra elemiş adamlar. Yani zaten 6 maçtır 3 gün arayla oynuyorlar. Evet. Şimdi elediklerine göre de bir o kadar daha hafta soluksuz oynamak zorundadılar. Şimdi nereye konsantre var? Bir de iki tarafta da sıkıntı. Yani kupada ilerliyor, ligde de sıkıntılı. Evet. Yani bir tarafı boşlayayım da yok. Yarı finale kalan, her maç ciddiyetle çıkmaz. Yarı finale kalan 4 takımdan 3'ü ligde sıkıntılıdır ya. Yani Ocak bir nebze daha bir, rahatladı. Tabii, yani sıkıntılı derken bir nebze rahattı Göçmenler ama sonuçta yenince ama Hamitköy'e yenilince yine sıkıntıya girdi. Tabii. Sıkıntı. 3 puanlık sistemde sıkıntıdır. Şu 2 evet. hafta kaybet. Aynen. Diğerleri kazansın. En sende değiller. Belki de üzerine de çıkacaklar. Sevgili Serkan, Levent Tezel hocamızı bir telefona alabilirsek. Bir Doğan Ocak derbisini. Tabii bu 4 takım içerisinde. Bu 4 takım içerisinde. Futbol her zaman söylerim ben yani bizim kağıt üzerinde gösterdiğimiz favori kazanacak diye bir şey yoktur. Oynanmamış maç kazanılmış maç değil. Ama eğer ben normalde eğer kurada birbirleriyle eşleşmesi derse Cihangir Türk Hoca finali bekliyorum bu saatte sonra. Yani bir şey keşfetme anlamında söylemiyorum bunu. Yani çok iptal oldu bu. Şimdi birbirleriyle eşleşseler de iptal oldu. Yani Cihangir'in diğer 3 takıma göre daha üstün olduğunu düşünüyorum. Ama diğer 3 takımın evet. aralarındaki seviye farkının çok olmadığını ve mental olarak iyi hazırlananın diğerini yenebilerek kapasite olduğunu. Ama hiç unutma, çok 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 memleketin tek derbisini kazanarak yarı finale çıkacak Türk Hoca o moralle. Tabii ki. Ay ben demiyorum Türk Hoca'ya yenecek. Tabii. Ben o anlamda görüyorum. Ben o anlamda diğerlerim. Söylüyorum. O anlamda söylüyorum. Bir tek o bile Türk Ocağı'nın kupada yürümesine yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Ya, belli ki çok hırslılar. Skorboard'un altında mesela Ertaç'ın bir fotoğrafı var. Çıktı. Basında da çıktı. Bu güzel bir şeydir. Yani inanç, motivasyon, önemli bir güven kazanıldı bu maçtan sonra. Zaten ben de Türk Ocağı'nın ligde yani puan olarak öyle söylerim ama normalde ben Türk Ocağı'nın sıkıntı yaşayacağına da çok fazla olasılık vermem. Yani çünkü özellikle ikinci devrede o kadroya katılmayan oyuncuların da dahil olması ile Türk Ocağı'na, Türk Ocağı yenilse bile bazı maçlarda o kadar kolay lokma olmadığını gösteriyor. Oynadığı futbolla da gösteriyor. Dolayısıyla ama gençlik gücü en kötü durumda olan şu anda gençlik gücü. Teknik adam değişikliği yaptı, düzeltecek mi kendisini bilmiyorum ama ya Göçmenköy yani öyle bir zamanda forum grafiği düştü ki gençlik gücünün ligin boyunun kısaldığı haftalara denk geldi. Ama Göçmenköy Hamitköy maçını kaybetmiş olabilir. Mesarya maçını kazandıktan sonra Hamitköy maçını da kazanmış olsaydı taçlandıracaktı şeyi o galibiyeti ama futbol olarak da bir şeyler gösteriyor Kadir Hoca geldikten sonra. Bak Kadir Hoca'nın dokunuşu Göçmenköy'e yaradı. Ben onu söyleyeyim. O konuda bir eleştirim var. Söyle. Mustafa Gezer diye çok özellikli bir oyuncu. Evet. Bugün de baktım 85. Yani çok ilginç bir inat var. Bazı teknik adamlar bazı oyunculara inanmıyorlar. İşte bizde seyirci yok ki şeyde Türkiye'deki gibi Arda Güler bağırsın teknik adamın. Şey yapsın bizde öyle bir seyirci yok. Mustafa Gezer desinler daha Kadir Hoca'nın aklına. Jorge Jesus da çok şey yaptı. Ama Arda Güler'i dikkate aldı sanki. Arda Güler'i milli maçta da başladılar. Biz bu defa dikkate aldı. Yetenekli insanlar. Evet. Levent Hoca hatta. Levent Tezel bekletmeyelim. Hocam iyi akşamlar. Arkadaşlar iyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar Levent. Evet, Kıbrıs Kupası'nda çeyrek finali geride bıraktık. Artık bundan sonrası yarı final. Can İpçioğlu diyor ki Cihangir Türk Ocağı eşleşmesi olmazsa favorim
Böyle yani eşleşme olmazsa. Eşleşme olmaz. Aralarında yarı final eşleşmesi olmazsa final favorilerini söyledi. Sen tabii dün birlikteydik. Özellikle o yüzden seni bağlamak istedik. Doğan Ocak Leymos'un derbisini takip ettik birlikte. Genel yansımalarını da merak ediyorum. Yani onu nasıl değerlendireceğini. Sadece maç kalitesinden öte oradaki atmosferi nasıl değerlendiriyorsun? Yani bildiğimiz Doğan Ocak Leymos'un derbisi aynı sıcaklıkta, aynı enerjide miydi? Yoksa farklı düşüncelerin var mı? Bunları öğrenmek istiyoruz hocam. Yani o havanın biraz kaçtığını düşünüyorum, derbi havasının. İki maçta da belki gündüz oynanmasının, Futbol Federasyonu'nun ısrarla gece maçı oynatmamasının da bir etkisi var diye düşünüyorum. Geçmiş yıllarda siz de hatırlayacaksınız. Evet. Gece maçı olarak oynanan bu derbiler, özellikle Doğan Ocak derbileri çok daha ilgi çekiciydi. Çok daha heyecanlıydı. Yani o ruhun çok fazla yansımadığını düşünüyorum. Ama sonuçta bir derbidir ve iki takım da kazanmak istediği. Hani bırakın turu geçmeyi, turun ötesinde kesinlikle birbirlerine zaten yenilmek istemeyen, o geçmişten beri o havayı yaşayan, o atmosferi yaşamış, bilmiş oyuncular var iki takımın içerisinde de. Hı-hı. Ama şimdi önce Doğan'dan başlamak gerekir diye düşünüyorum. Neden? Doğan eğer bu takımla artık devam etme niyetindeyse işleri zor. Yani dün de gördük. Artık bitmiş oyuncular var Doğan'da. Yani hep isim, tamam isim, bir şey yapacağını bekliyorsunuz ama örneğin bir Salih gerçekten artık çok formsuz. Keza Halil Turan aynı şekilde, Tansel aynı şekilde, Aydın aynı şekilde. Yani iki tane koşan, mücadele eden genç futbolcu izledik. Biri Yusuf arka savunmada, diğeri de Mustafa Kemal Atlar orta alanda. Evet. Biraz da Faruk. Onun dışında zaten Billy Michael ilk maçta sakatlanmıştı. O da sakat sakat zaten hazırlanamadı, hazır olamadı bu maça kadar. İğneyle ikinci yarıya çıktı. Faydalı olmadı. Onun dışında bu kadar etkisiz isimlerin olduğu bir Doğan Türk Birliği'nin turu geçmesi bana göre zaten hayaldi. Öyle de oldu. Ha. Taşıyamıyor bu oyuncular artık Doğan'ı. Bir revizyon, bir değişiklik artık Doğan Türk Birliği'nde şart. Yıllarca hep Caner Hoca'nın oyun mentalitesi, oyun düşüncesi, oyun planlarını eleştirdik. Hepimiz de eleştirdik. Ama bir gerçek de ortaya çıktı ki hep hocadan değildi galiba. Biraz da takımın kendinde vardı. Bilemiyorum çünkü evet, sen daha çok doğru. Doğan Türk Birliği'nden haberdar olan veya daha çok iç içesin zaman zaman. Ama benim bakış açım bu konuya gerçekten sadece Caner Hoca'ya, Turan Hoca kötü hoca anlamında söylemiyorum bunu. Turan Hoca bu ülkenin sayılı birkaç hocasından biri ama bu takım oynatacağı futbol ancak bu kadar. Ya bu takımın doğrudur, bir ötesi yok. Ve yıllardır kupa kazanamayan, başarılı olamayan, sezona büyük ümitlerle başlayan bir Doğan Türk Birliği. Tamam tesisleşme, tamam. Bayar Başkan ekibi çok ciddi yatırımlar yaptılar. Tesisler mükemmel. Orada 10 puan veririm Doğan yönetimine ama sportif anlamda artık başka yollara girmeleri gerekir. Yoksa bu treni gene kaçırırlar önümüzdeki sene. Yani şimdiden evet, artık bir şeyler yapmalar lazım. Onun için hak eden geçti bence turu. Türk Hoca ilk maçta da ilk 15-20 dakika çok kötü başlayıp 2-0 mağlup duruma düşüp sonrasında toparlayıp 2-2'ye getirmişlerdi maçı. Dünkü maçta da siz de gördünüz, sen de gördün. Yapması gerekeni, nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. 1-1'den sonra da ikinci yarıda zaman zaman baskı altında kalsa da daha değerli topluydu. Sonuca gitme noktasında belki çok tesadüfi bir gol oldu son anlarda. Yani kalecinin de bir anda Ozan'ın yaptığı bir hata, kontrolü kaybetmesi o noktada ve silahında neredeyse göbeğiyle attı diyeceğim artık golü.
Ama sonuçta gol goldü. Ve 2-1'e geldikten sonra da Ertaş ve arkadaşları bana göre çok önemli bir başarı elde ettiler. Can Hoca'ya katılırım. Eğer yarı finalde eşleşmezlerse gözüken bir Cihangir Ocak finali izleyeceğimiz yönündedir. Ki bana göre favorit yoktur o maçın. Yok yok yok. Tabii. Yani hangisi hocam? Yani kupa, eğer final legallarsa favorisi yok tabii. Doğru söylüyor. İkisinden birine gidebilir. Çünkü bu saatten sonra Türk Ocağı da artık böyle bir sezonu ligde çok da iyi gitmedikleri bir sezonda bunu bir kupayla mutlaka taşlandırmak isteyecekler diye düşünüyorum. Yani Göçmenköy ve Gençlik Gücü'nün final şansı yoktur diyorsunuz. Doğru mu anladım? Final şansı yoktur şöyle. Kağıt üzerinde şu anda bu iki takımın oynadıkları futbola baktığımda işlerinin zor olduğunu düşünüyorum. Hele Gençlik Gücü yani ligden küme düşecek noktaya geliyor. Bu haftada yenilirse. Ama kupada da Lefke'yi elediler. Kupada Lefke'yi elediler de Lefke'de biliyorsun hocanın nasıl ayrıldığını takımdan, ne şekilde ayrıldığını. Yani Çağın Çerkez'in Çağın Çerkez'e bırakılaydı Lefke'de kontrol bence. Hoca daha rahat bir ortamda görev yapma şansı bulabilseydi bence Lefke daha buralarda olurdu. Gençlik Gücü'nün yerine diye düşünüyorum. Ama işte biliyorsun başkan şunu çıkar oyundan dedi Ocak maçında. İlk oyuncu oyundan al dedi. O da maç sonunda görevden ayrıldı işine karışıldığı için. Onun için oradaki ortam çok da şey değildi bence. Sağlıklı. Yani, sağlıklı bir ortam yoktu bana göre. Yoksa Lefke çoğundan daha iyi takımdır şu anda. Baktığında. Zaten puan sıralamasına baktığında da bunu söylüyorum. Gege ve Göçmenköy istikrarsız takımlar oldukları için şu anda sıralamada küme düşme korkusu çeken ve Hamit Köyü'nde alttan presinin başlamasıyla o sıkıntıyı hisseden takımlar şu anda. Onun için top yuvarlaktır. Ne olur bugün işte gördünüz Cihangir Mausa Türk Gücü maçını. Neredeyse çok az pozisyon. Birkaç tane Mausa'nın pozisyonu var. Orada da bugün çok iyi bir kaleci Dursun Cem Ateş. O da Doğan Türk Birliği'nin malı. Kiralık verildi Cihangir'e. Ozan'ı tercih etti Cihangir. Doğan. Ama şu anda iki Doğan. Kalecinin pardon Doğan Türk Birliği Ozan'ı tercih etti. İki kalecinin performansına baktığımda hatalı bir tercih yapıldı diye düşünüyorum. Bugün adına. Dursun Cem Ateş bugün ne kadar iyi bir kaleci olduğunu da gösterdi. Evet doğrudur. Onun için bugünkü maçta işte gördük çok az pozisyon. Penaltılara kadar bu tip maçları götürürseniz kadronun güçlü veya zayıf olmasının çok da bir önemi kalmıyor. Mausa Türk Gücü'nde penaltıları kaçıranlara bakın. Takımın en iyileri. Evet. Ünal ve Mehmetoğlu. Yani penaltı bir şanstır. Biraz kalecinin sezgileri. Bu ülkenin ilk 3 kalecisinin sıralamasını yaparsan biri Ufuk'tur. Mausa Türk Gücü kalecisidir. Doğrudur. Penaltılar da son derece etkisizdi. Onun için yani kalamaz o cümleyi madem biraz düzeltelim. Yani finale kalamazlar. Hiç şansları yok değil yerine. Şöyle diyeyim. Şansları yardım ederse onların da final şansı var. Ama en güçlü aday benim için de eşleşmezlerse Türk Ocağı ve Cihangir'dir. Yani ben kupanın favorisini Cihangir olarak görüyorum. Senin söylemin ışığında bununla tabii. Yani ne dedin? Mevcut oyun, tabii oyun ya. Şekilleri, kadro oyun, kaliteleri vesaire. Hepsinden üstün. Cihangir diğerlerine göre daha hepsinden, önde görünüyor. Tabii. Yani aynı eşit İster görmem ben. Cihangir'i daha şanslı görürüm ama güzel olan zaten baktığınızda sezon başında veya kura çekilirken kimler favori olur dediğinizde bir Mausa Türk Gücü derdik. 2 Doğan, 3 Cihangir, 4 işte Dumlupınar, Mesarya, Lefke, hiçbiri yok. Bunların hiçbiri kalmadı. Bir tek Cihangir var. Bir tek Cihangir kaldı işte. Bir tek Cihangir var. Bu da şudur zaten. İşin güzelliği. Yani o yüzden öyle bir kupa geçiyor ki ne söylerseniz söyleyin. Evet kağıt üstünde favorileri söylenir ama neticede ne olacağı çok bilinmeyeni denkleme döndü. Belli değil. Zaten bakın bugün eğer bizler hepimiz işte televizyonlarda program yapan insanlar
lig yarışını bu haftaya kadar konuştuysak, ki bu hafta Mavza Türkücü yenerse fark 10 puana çıkacak. Lig yarışını bu haftaya kadar konuştuysak bu Cihangir'in sayesinde oldu biraz. Tabii ya. Tabii. Yani Cihangir'in o 10 haftalık üst üste galibiyet serisiyle konuşacak bir şeyler bulduk zirvede programlarda. Bu haftadan doğru. Sonra fazla bir şey bulamayacağız zirve için. Doğru. Küme düşmeye bakacağız. Aynen öyle. Daha 7 hafta var. Ya. 8 hafta var lig bitsin. Düşünüyoruz. Evet. Yani onun için Cihangir'in o performansı kupada da kendisini zaten Mausa Türk gücünü eleyip o moral mental anlamdaki yükselişle kupanın şu andaki evet doğrudur %51 kupanın en güçlü adayı Cihangir gibi gözüküyor. Ama Mustafa Denizli ifadesi. Top yuvarlaktır deyip de kendimizi de direkt bağlayacak bir şey de söylemeyelim. Doğru, top yuvarlaktır diyelim en son. Evet, evet. Ben de bu noktada biraz az önce Can Hoca da söyledi bunu doğrudur söylediği. Bizim toplumumuz çok hassas. Yani şimdi işte söylüyoruz burada mesela benim favorim Cihangir'dir. Kadro kalitesi ve işte oynadığı oyuna göre yapıyorum bu yorumu ama aksi bir şey olsa hemen ha, işte gördün sen Cihangir dedin ama biz eledik Cihangir'i işte o kadar anlarsınız. Ne kadar gider yani bu iş. O yüzden de spor yazarlarımız yine biz Can Hoca sen veya ben söylüyoruz kafamızdan geçenleri ama öyle bir noktaya getiriyorlar ki çoğu spor yazar kardeşimiz bu konulara girmemeyi tercih ediyor. Maçtan sonra konuşmak kolaydır. Maçtan önce analizinizi doğru yapabiliyor musunuz? Odur. Geçmişte hatırlar mısınız? Geçmişte maç öncesi programlar ikiniz de mutlaka hatırlarsınız. Yani işte bu televizyon programlarında veyahut da gazetelerde yazdığımız yorumlardan sonra gittiğimiz maçlarda bazı karşılaşmalarda eğer birini eleştirmişsek ve bunlar özellikle futbolcu bazındaysa evet. Gol attıktan sonra o futbolcu kendi taraftarlarına değil de basın tribününe doğru daha fazla koşmaya başladılar. İşte bu o duygusallığın getirdiği şeylerdir bunlar ama. Yani şimdi bugünkü şartlarda konuşuyoruz biz de. Ne söylüyoruz? Oynanmamış maçta kazanılmış maç değil diyoruz. Çıkın oynayın kazanın diyoruz. Tabii yani dolayısıyla bizim de kendimize göre bazı düşüncelerimiz vardır bugün itibariyle. Bugün 29 Mart. Çarşamba itibariyle. Evet. Yarın belki düşüncem değişebilir. Ama bugün budur düşüncem. Ya tabii ki mesela şimdi bir Muhittin sakatlanır, ya. Sercan kart cezasına girerse tabii canım. Favorisi o eşleşmenin değişebilir yani bu işin. Ya oynadıkları düşünün. Doğan'ın en iyi ismi kimdi? Billy Michael'dı. İlk evet. Maçta özellikle zaten ocak savunmasını en çok zorlayan, darmadağına denen isim Billy Michael'dı. Sakatlandı maçın 25. dakikası. Doğan bitti. Evet. Evet. Aynen öyle. Yani 90 artı 70, 165 dakikada Doğan'ın pozisyonu yok. Neredeyse yok. Yani 25 dakikada da Billy Michael varken tak 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 ataklar gelişti. Yani hiç kimse kusura bakmayacak. Yani bu dört takım içerisinde futbolunu izlerken en zevk aldığım takımların başında şu anda Cihangir gelir. Bu dört takımdan bahsedecek olursak. Sonrasında da Ocak gelir. Tamam işte zaten yani final. O anlamda onu düşünerek söylüyorum. O zaman Gençlik Gücü ve Göçmenköy'ün performansını artırmak eğer, yani. Eğer bir büyük hedefi varsa artıracak performansı. Kupayı kazanmak gibi. Tabii. Bu performansla olmayacağı olmaz. Ve bunu artırması gerektiğini de bilmeleri gerekir. Diye düşünüyorum. Şimdi kupaya da odaklanması için Göçmenköy'ün puan alması lazım ligde biraz. Tabii. Kupayı ve ligi birlikte götürmen lazım. İyi sonuçlar alarak götürmen kendini lazım. Kendini yukarı atması lazım ki. Tabii ki. Rahat olsun kafalar. Tabii ki. Yani şu anda 2 puan yedik. Yani dediğim gibi Ocak mı zaten? Tabii değil. Ki bu hafta Gönyeli'nin yediği golü gördük. Taştan yedikleri golde net olarak kaç ihlali var? Gönyeli kaymaklı maçıydı değil mi? Net olarak o taç Bahadır'dı. Taça atarken ayaklar havada, iki ayaklar havada. Kural dışı bir taç atıldı. Hakemler görmedi dört tane hakem. Gönyeli gol yedi. Maçı kazansa Gönyeli bu sıralar için çok başka yorumlar yapmaya başlayacak. Doğrudur. Halen daha onun için çok büyük bir maç maç bakmak gerekiyor. Bu lig özellikle alt sıra zirveyi ben artık çok da şey yapmam. Yani bu hafta Mausa'nın yenmesi halinde puan farkın ona çıkması halinde hiçbir şey olmaz artık zirvede ama alt sıralar çok şeylere gebedir şu anda ve bu alt sıralarda iki tane takım
Hatta Türk Ocağı da bu hattın içerisindedir. Şu anda daha çıkmadı, kurtulmadı. Kupanın yarı finalistinin 4 takımdan 3'ü şu anda play-out korkusu tabii çeken 3 takım. Onu diyorum. Zaten doğru. Bir tek Cihan girdi rahat. Evet, evet. O da tamamen artık kupaya tabii bakacak ki. Bu maçtan sonra. O, bu da Cihangir'i diğer üçüne göre %51 bile bana göre en büyük favori yapıyor. Bugünden sonra ben sana söyleyeyim, Cihangir'de futbolcular el bebek gül bebek muamelesi vardır. Zaten pamuklara saracaklar. Ve bu vallahi en doğal haklarda çünkü kupa gerçekten önemlidir ve kupayı daha önce almış bir Cihangir'den bahsediyoruz. Aynı hocayla aldılar. Aynı hocayla aldılar. O fırsatı yakaladılar yani, bu sene gene. Yani her türlü şeyi göz alıyorlar. Koyular Hoca'nın bir Lefke Kupa tabii macerası var. Cihangir Kupa macerası var. Bir emin adımlarla gidiyor. Mazotuk gücünü eleyerek tabii canım favori görünen bir noktaya geldi. Tabii. Göreceğiz tabii. Diğer tarafta da bu işi bu saatten sonra biz de alabiliriz. Çünkü Mazotuk gücünün devre dışı kalması tüm takımların iştahını artıracak. Artıracak. O da var. Ama bir tarafta da Mausa Türk gücünü eleyen Cihangir'i de kapçalayacak. Ben görürüm yani çünkü tabii büyük bir şeydir. Çift elemede üstelik yani çift maçta evet elemek. Çünkü tek maç olur. Rakip forumsuzdur. Vurduğu atamaz. Vardır. Rüzgardır, çamurdur. Hakem kötüydü. 10 kişi kaldıydı. Oydu buydu. Ama iki maç ve iki maç sonunda bunu başarmak. Ya. Ve ikisinde de yenilmeden. Tabii canım. Mausa'da yenilmedi. Mausa'da yenilmedi. Ve 180 dakikada sadece bir gol yedi. Evet. Onu da maçın başında. Evet, neredeyse evet. 180 dakikadır gol yemedi Mausa Türk gücünden. Bu çok kolay yapılacak başka bir şey değil. Başka bir garip istatistik. Şu anda gene de ligin açık ara en iyi top oynayan takım Mausa Türk gücü. Ama Mausa Türk gücü penaltı atışlarına baktığımızda o tek açırdı penaltıyı. İlk maçta revaçta bugün iki tane penaltı kaçırdılar. Evet. Yani Mausa Türk gücü de en iyi isimleri, en bitirici isimleri, takımı taşıyan isimleri de aldıkları sorumluluğu yerine getirmeyerek şu anda bu noktaya gelindi diye düşünüyorum. Yani tabii penaltı ya ben olayı tam anlamıyla yani bir oyuncunun sorumluluk alanı içerisinde görmem. Çok zor bir şeydir penaltı işi. Strestir, sıkıntıdır, yorgunluktur. O anda ne kadar hissedebilirsiniz kalecinin ne yapacağını, sizin ne yapacağınızı vesaire. Yani oyun performansı anlamında bugün Mausa Türk gücü daha iyiydi. Penaltı atışlarında ama mücadele anlamında, savunma anlamında gerçekten Cihangir'de çok üstün oynadı. Penaltı atışlarında Cem Ateş'in atışlar sırasındaki taktiği tuttu. Çünkü bir ara Uğur'un penaltı atışını gole çevirmişti Uğur. Evet. Uğur'un oradan ayrılmamasının sebebi de buydu yani. Çünkü Cem Ateş 2 metre, 3 metre ileride, elleri arkada penaltı atacak oyuncunun yüzüne bakardı. Yani bu yapılmayacak bir şey değil tabii ki ama sonuçta böyle bir taktik denedi ve bu taktik işe yaradı. Evet. Ama Uğur bundan ve Mausa Türk gücü futbolcular bundan rahatsız olduğunu orada Uğur'un hareketiyle hatta Fehim Dayı Uğur'u hep orta sahaya gitmeye davet etti birkaç defa. Evet. Uğur ısrarla kaçmak istemedi. Bir şeyler söyledi. Fehim Dayı'yla bir şeyler konuştu. Ama kaçan iki penaltı oldu. Evet. Aynen. Yine de Mausa Türk gücünde bir anlamda da kutlamak lazım. Yani 3 senedir. Evet tabii ki. Bu ligin lokomotifidirler ve lige heyecan getiren aslında iyi futbol oynayarak, açık ara en iyi futbol oynayarak bir şeyler gösteren kadro, yönetim, teknik heyet birlikteliği içerisinde ortaya güzel şeyler çıkaran bir takımdır. Yani bu biraz bugün değişik oldu hocam. Son haftalarda iyi futbol oynamazdı ya. Bu şeye benzer. Yani bu örneğin Bayern Münih, Bayer Leverkusen'e elendiğinde Bayern Münih'i kutlamaya benzer. Yani şimdi ligin favorisi, kupanın favorisi bugünkü, takımı en azından bugünkü maçta elendiği için kutlamamak lazım. Yani tenkit etmek lazım. Eksikler nedir? Ligde onun tedbirini alabilsinler. Bugün kutlanacak takım Cihan girdi. Evet, onu diyorum ben de. Dün Türk Ocağı'dır. Tabii ki, tabii ki. Doğal Türk birliğini kutlamadık. Artık Öşmenköy'dür.
Evet. Bunlardan sonra da 3 Göçmenköy, 4 evet. TGG. Evet. Bugün için söylemiyorum. Lig için söylüyorum. Sonuçta evet. Ligin, bizim ligin lokomotifi Malta Türkücü. Evet. Orası öyle. Lokomotif bir takımın elendiği gün tenkit edilmesi gerektiğine inanırım ben spor yazarlar tarafından. Onu diyorum. Yoksa zaten ödüllendirilmesi Mausa Türk Gücü'nün yapılacak. Çünkü kolay bir başarı değildir yıllar içerisinde geldikleri nokta. Bu sene gösterdikleri lig performansı. Ama iki kupayı alamadan bir tanesinden elendiler şu anda ve bu yani kendileri adına büyük bir hayal kırıklığıdır. Yani evet teselli olsun diye tebrik etmek olabilir ama bence çok zamanlaması değil yani bunun. Yeni anlaşılmadık. Ben kupayla ilgili bir şey söylemiyorum Masa'yla ilgili. Öyle mi? Ben toplam kaliteye bakıyorum şu anda. Genele bakıyorum. Yani ülke futbolu adına söylüyorum bunu. Keşke bunun gibi birkaç takım olsa ve zirve yarışı 8 hafta kala 7 hafta kala bitmese. Yalan mı yani? Televizyonda bana lütfen söyle Hükrü Hocam. Ne konuşacaksın bir hafta sonra? Zirveyle ilgili konuşma yok. Haftaya dinleyeceğim hocam ne konuşacağınızı zirveyle ilgili. Ama bu tabii yani, ki ligin bu şekilde olmasının suçlusu Mausa Türk Gücü değil. Diğer takımlar Mausa Türk Gücü kadar belki biraz Doğan Türk Birliği'ni tesisleşme adına yaptığı işlerden dolayı da tebrik etmek lazım. Onu da yabana atmamak lazım ama diğer takımların da Mausa Türk Gücü kadar bana göre takımlarına yatırım yapmamalarından kaynaklanıyor. Tamam işte onu evet. Diyorum. Yani doğru. Mausa bugün bize bir şeyler gösteriyor futbol adına bu ülkede evet. Lig yarışında. Bir şeyler bugüne kadar onlar gösterdi. Yani 5 eksikle, 6 eksikle kaç takım var bu yarışı götürebilirdi. Çok kötü iyi oynamıyorlar bu aralar. Doğrudur. Evet. Yani eski Mausa Türkücü değiliz dediğimiz ama sonuçta o sonuca gidecek kapasiteleri olduğu için, evet. Öyle bir kadro kurdukları için bir şekilde maçları kazanıyorlar. Ama bak kötü oynarken de kazanırsanız eksiklik var. Günün sonunda hedefe ulaşırsınız. Eksiklik var ama bak. Şimdi bugün 60'ta Emre Özsin çıkıyor, Emre Kuvvetli Şahin giriyor. Tamam mı? 113'te Isaac çıkıyor, Mustafa Yaşın sesi. Yani Mustafa Yaşın sesi de tam hazır olmadığı için evet. Başka alternatif bulamadı hoca. Nedir? Ama siz bu kadar rahat bir sezon geçirdiniz. Rahat derken yani galip geldiniz, çok maç var. Ve bu galip geldiğiniz maçlarda çoğu belli kısmında farkı da erken buldunuz. Eğer siz genç takımdan oyuncuları veya genç oyuncuları daha önceden öngörmediler, bu kadar hazırlamaya başlasaydınız bugün oyunun sıkıştığı anlarda güvenip koyabileceğiniz oyuncular olurdu. Bugün koymalarını suçlamıyorum. Çünkü neden? Şu anda zaten oyuncular da bu maçı kaldıracak düzeyde değiller. Teknik adam da bu oyuncularla şu anda bunu değiştirebilirim düşüncesinde. Ama bunu önceden hazırlaması gerekirdi Ali Hoca'nın. Senin kazandığın 3-0, 4-0 iken oyuna koyacağın oyuncular işte Emre Kuvvetli Şahin değil. Bu çocuklar olurdu. Yavaş yavaş da bir noktada hamle oyuncusu olarak bu takımda güven verecek bir şekilde, kendi özgüvenleri de artmış bir şekilde bulunurlardı. Bugün iki oyuncu değişti. Biri sakat giren Mustafa Yaşınses. Evet, eksikleri var. Şimdi Arif büyük olsaydı bu çok farklı olurdu. Mustafa Yaşınses'i de maç penaltılara kalabilirdi yazdı oyuna. Evet, olabilir. Yani Isaac çekeceğine daha iyi Mustafa Yaşınses çekti. Tamam ama Mustafa herhalde 4-4 penaltı kullanıldığı için çekmedi Mustafa Yaşınses. Yani daha sıra gelmedi ona. Sıra gelmeden bitti zaten. Herhalde son penaltı Pote'ydi. Kaçıracak dese var, bana ilk anda inanmazdı. Ben son penaltıyı Pote'nin çekeceğini düşünüyorum. Yani düşünüyordum. Yani çekilmediği için şu anda söyleyebilirim de. Yani oydu bence 5. penaltıcı. Mümkün. Penaltı kaçırmış olabilir ama adam yani penaltıcıdır. İki defa penaltı kaçırmış olabilir. Olabilir yani. O an zaten Pote'ye çektirebilin. Yani 5 tane penaltı çektireceksin de Pote 2 penaltı kaçırdı diye çekmesin demez kimse. O stresle Pote son penaltıyı çekebilirdi. Son penaltıyı vereceklerdi. 5'ten sonra büyük ihtimal 6. adam Mustafa Yaşınses. Olabilir. 5'ten sonrası yani o ki gelmedi. Bir de galiba sevgili Levent ben öyle hissettim.
Penaltı atışlarında Cihangir daha fazla çalıştı. Yani Şükrü kolay değil dedi, doğrudur. Öyle bir maçtan sonra penaltı vuruşu çok büyük bir sorumluluktur. Tabii Mausa Türkücü futbolcular o sorumluluğu alabilecek karakterde ve disiplindedir inanıyorum ama herhalde daha fazla çalıştılar. Vuracak oyuncuların da nasıl penaltı kullandıkları yönünde daha fazla bilgi sahibiydi Cihangir takımı gibime geliyor bilmem. Abi, mesela Ünal aynı yere vurdu. Çetingay maçında yaptığı vuruşla aynı yere ama Kani ki eleştirdim. Kani kilo alması nedeniyle kesebileceği o penaltıyı ağır kaldığı için kesemedi. Bugün Dursun Cem Ateş aynı aşağı yukarı penaltı vuruşunu kurtardı. Yani poteden evet Ünal'a veriyorsunuz ama yani bir de şu var. 120 dakika bittiğinde Cihangir psikolojik olarak rahatladı. Biz şu dakikadan itibaren penaltıları kaybetsek bile görevimizi yapmış durumdayız dedi. Çünkü 10 kişi kalmışlardı. Doğru. 120 dakika oynadılar. Orada bir psikolojik rahatlamaya girdiler. Bu taraftan da Mausa stres oldu. Atamadık. 10 kişi de kaldılar. Şimdiye penaltılardan birini kaçırırsak yani da eleniriz. Uzatmalar hariç en az herhalde bir 10-20 dakika 10 kişi oynadı şey. 20-22 dakika. Tabii 101'de mi oldu? Evet. 20 dakika yakın. Hocam hatta mısın? Evet. Sizi dinliyorum. Ekleyeceğin son şeyleri alalım hocam. Seni uğurlayalım. Yani daha fazla tutma. 4 tane takım yarı finale kaldı. İsimlerini yazdırdılar. Bu bir başarıdır. Ligdeki durumlar ne olursa olsun bu dördü içinde bir başarıdır. Artık bizim için spor yazarları olarak iyi olan kazansın, iyi top oynayan kazansın, iyi futbol oynasın. Bir de son olarak yani Futbol Federasyonu'nda bu gece maçı oynatmama inadını bıraksın artık. Kamu mesai saatlerinde, özel sektör mesai saatlerinde futbol maçı koymak insanları işten kaçmaya iter. Teşvik eder. Teşvik eder. Eğer çok yani futbol meraklısıysa, şey çok futbol meraklısıysa böyledir. Dünyada yoktur. Dünyada iş saatinde bir derbi maçı kimse koymaz. Real Madrid Barcelona saat 2'de oynamaz hafta arası. Aynen öyle. Nedir yani mesaiden kaçsın insanlar? Çoğu gördüğümüz ya izin almıştır ya mesaiden kaçmıştır. Çeyrek finalde bir tek Cihangir ve Lapta'nın gece oynamama durumu vardı. Şimdi yarı finalde 4 takım da gece oynayabilir. Ama gece oynatacak mı? Benim o konuda endişelerim var. Tamam işte dedim o inadı bırakması lazım. Cihangir gene oynayamaz yarı finalde. Ya, Cihangir evet 3 tanesi. Cihangir o gene oynamaz. Demek ki gene oynanmayacak. Onu söyleyeyim yani. Tamam, herhalde Cihangir bir maçı gece bir maçı gündüz oynamayı da o da istemez herhalde yani Cihangir, o da bilemem. Cihangir bu sene kaç tane gece maçı yaptı? Bir de o var. Sıfır galiba. Gördün mü? Hiç öngörü olmadı. Yani bir Cihangir'e de bir yerde bir gece maçı oynatma isteği, arzusu olmadı. Şimdi bu saatten sonra ben onun için Cihangir'e hak veririm. Yani bir maçı gece bir maçı da kendi sahasındaki maçı gündüz oynamak istemeyecek. Niçin? Çünkü ligde hiç oynatmadın kendi zaten sevgili Şükrü ligde oynayabileceği gece maçı vardı. Lefkoşa'ya geldi. Tam kupa finaline çıkarsa ne yapacak gündüz? Gece istedim. Oynayacak herhalde bilmem. Onu da bakan gündüz oynadır federasyonun. Onu bilemem. Ama büyük bir ihtimalle gece oynatacak onu. Onda bir şansı yok. Başka seçeneği yok ama. Yarı finalde bence Cihangir'in kabul edebileceği bir durum değil. Zaten federasyon genellikle kulüplerin kabul etmediği hiçbir şeyi de yapmaz. Benim bildiğim kadarıyla. Yani dolayısıyla ben o yüzden diyorum. Yani yarı finalde de gece maç olmayacak. Göreceğiz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Keyifle sizi izliyorum. Sağ ol Levent, sağ ol. Evet, Levent Özel de en son tüm takımlara başarılar mı diledi? Dedi. İyi olan kazansın dedi. Evet, klasik tabirlerden biriydi. Evet, hoşuma gidiyor. Evet, hocam, doğrudur. Klasik tabirleri. İyi olan kazansın. İyi olan kazansın dedi. Biz de öyle diyeceğiz zaten. Hocam yavaş yavaş toparlayalım. Tamam. Son olarak gündeminde olan başka hangi yani konular şimdi, var? Kimse kusura bakmasın. Tabii onlar da iyi niyetli bir şekilde yapıyorlar bu işi eminim ben. Antrenörler Derneği'nin ayın başarılı antrenörlerine her ay ödül veriyor.
Bunu yıllardır zaten spor basını, yazılı basın, görsel basın yapıyor. Bu konuda çok ödüller verildiğine inanıyorum ben. Yani şimdi zaten Antrenörler Derneği'nin yıllık geleneksel ödül töreni var. Evet. Yani yılın başarılı takımlarına, teknik adamlarına, yardımcı antrenörlerine, evet, kaleci antrenörlerine, genç takımda başarılı olan antrenörlere, birinci, ikinci, üçüncü sırada olan takımlara. Ödül furyası. Çünkü ayın başarıları ödül haberini gördüğümde ben A4 kağıdının hemen hemen hep bütün alanını kaplayan bir, yani çok ödül. Çok ödül. Şimdi o nereden kaynaklandı benim kişisel? Yani bu teşvik mi antrenörü, yok bu antrenör bu ödüller teşvik olmaz. O nereden kaynaklandı biliyor musun hocam? Şimdi o konuda işte tavır belirleyemediler. Merit Alsancak Yeşilova'da kimi seçeceklerdi tek olsa? Mehmet Mertaroğlu. Evet. Teknik direktör olduğu için. Ama bu da, onlar da kabul ediyor böyle bir pozisyon olmadığını. O yüzden ne yaptılar? Garantici. Teknik heyet. Hepsi içinde olunca... Hepsi plaket alır. Temiz. Hepsi plaket. Ne bileyim artık, ya da hepsine bir plaket verirler. Nasıldı bilmiyorum ki. Görürüz. Ahmet Ogan Hoca yarın öbür gün, evet, gönderir, servis eder. Evet. Yani söylediğinin şu kısmına katılırım. Yani bu şeye benzer. Bir süpermarket reyonunda kasap veya sebze reyonu açar süpermarket. Ama zaten dışarıda kasaplık yapardı. Evet. Veya işte diğeri sebze esnafıydı. Sebze satardı, meyve satardı. Şimdi sen niye alıp hepsini yapmaya çalışın? Antrenör antrenörlük yapacak. Spor basını spor basınlığını yapacak. Seçimini tarafsız olarak görülen bu kesin. Yıllardır zaten spor basınıdır. O seçecek. Ben antrenörlerin antrenör seçmesini de etik bulmam. Derneğin hele. Neden? Çünkü ya birini seçersiniz, o biri kırılabilir size. Ya. Siz hepsini kucaklamakla mükümlüsünüz. Ha, puan durumuna göre seçeceksiniz zaten, hiçbir onun da değeri yok zaten. Zaten yıl sonu veriliyor. Ben evet, o yüzden yani enerjimizi bunlara değil daha değişik şeylere yani saklayabiliriz. Çok kızmıyorum. Neden? Çünkü yok, bir şeyler yapmak istiyorlar. Evet tabii ki. Enerjileri yüksek. Çok iyi niyetli. Güzel. İyi niyetli. Bu güzel bir şey. Bir heyecan var. Heyecan var. Doğru. Ama yani bunu daha tartarak karar vermek çok daha faydalı olur. Yani enerjilerini daha değişik şeylere... Ya bizim spor yazarı seçmemiz gibi bir şey. Aynı spor yazarını seçtik diye. Biz olmaz, yapmadık gerçi öyle bir şey. Bir defa yapılıyordu, ne oldu bir şey? Ya, biz harp çıktı. Hatırlamıyorum. Olmaz çünkü. Birinin fotoğrafını koyun, o biri beğenmedi onun fotoğrafını. Benimkinin için alınmadı. Harp çıktı. Ya antrenörleri işte bizler dışarıdan gözle spor servislerimizde seçebiliyoruz zaten. Antrenörler Derneği yılda bir defa bunu zaten yerine getirebiliyor. Şu tavsiyede bulunayım Antrenör Derneği'ne. Geçmiş dönemdeki ödül törenlerinde neredeyse 100 tane ödül aldı. Çok ödül. Bir ödül töreninin veya bir ödülün ağırlığı, değeri ne zaman daha fazla olabilirsin? Ne kadar az olursa. Ne kadar az verirsen tabii ki. Yani şey var mı ya? Yani Avrupa'da bütün gol krallarına hepsine gelin de dizin buraya. Çok, yoktur. Çok bir taneye verilir. Çok hatırlarım. Çok iyi hatırlarım. Milli Olimpiyat Komitesi Olimpizm gününde ödül dağıtmaya başlamıştı. Golifa gibi ödül dağıtıldığı şeklinde spor basını tarafından, evet, çok eleştirilmişti. Öyleydi. O tür ödül vermenin hiçbir anlamı yoktu. Yok, kesinlikle. Kaşı güzeldir, gözü yakışıklıdır yüzü. Gözünün rengini beğendim, ödül. Eli kolu uzundur, ödül. Bize faydalı oldu, haber yaptı. Güzel giyinir. Fotoğraf çekti beni. Basın ödül. Evet, benim arkadaşımdır, basın ödülü. Öyleydi, doğrudur. Biz de dedik, milliyetçidir, milliyetçidir arkadaşlar, ona verelim. Biz kimik ya, biz şeyin mandalın, ne derler, bir şey, son şeyin, kapının son mandalı mı derdik, biz hiç ödül almayık falan bu konularda derdik falan. Ki orada bile yani ödül almak istediğimizden dolayı değil, yani bu bir huzursuzluğa neden olur. Yani o anlamda ödülün sayısının az olması çok daha fazla değerlidir. Ben de aynı fikirdeyim bu konuda. İşte, tabii bu dernek biraz daha işte bütün üyelerinin hoş karşılaması, hoş şey yapmak ister, yani gönlünü hoş etmek ister. İşte BTM birincilikte adam
ikinci geldi, o da alsın falan. Evet. Yani Beteme ikincilikte üçüncü geldi, o da alsın, yardımcısı da alsın. Herkes alsın ama yani eğer ödülse şeyiniz, maksadınız, iki veya üç tane ödül verirsiniz. Bir dersiniz ki yılın antrenörü, yılın antrenörü. Tabii. Ama illa kupanın bir tanesini, yani şimdi mesela yılın antrenöründe bu dört takımdan birinin kupayı kazanan teknik adamının Ali Hoca'ya göre daha fazla şansı olduğunu düşünüyorum. Yılın antrenörü eğer biri seçecekse. Neden? Ya belli ki şampiyonu seçecek. Çünkü daha büyük bir başarı. Yılın antrenörü lig şampiyonu. İşte bu bir tabudur. Yani tabii, bunu yıkmak lazım artık. Lazım. Yani böyle bir şey yok yani. İlla öyle olacak. Kaleci antrenörü verebilin. Ama bakan mesela o sene içerisinde en formda olan, en kritik kurtarışları yapan kaleci kimdir? Onun antrenörü, kaleci antrenörü olur. Yılın antrenörü. Ha. Yoksa isim attım. Turan Hoca'nın yanındaki kaleci antrenörü olmasına gerek yok. Geçen sene 50 tane gol yiyen adam bu sene panter gibi kurtarırsa penaltıları. Evet. Mesela Dursun Cemateş, Doğan Daykan nasıldı, şimdi nasıldır? Evet. Bir form grafiği var. Cihangir'in yardımcı antrenörü. Kaleci antrenörü yılın. Benim ayın ve ayın demeyeyim de yılın kaleci antrenörü. O zaman değil. Yardımcı antrenörü de nasıl belirlen? 120 dakika oynadılar, ayakta kaldı bu adamlar, rakibe evet. geçit vermediler. Mesela herhangi bir tanesinden bahsediyorum. Veya 90 dakikanın son 75'ten sonra attı gollerini. Bu takım çoğunu bir analiz yapan istatistiki. Denk ki bunun kondisyonu çok daha iyi. Demek ki bunun yardımcı antrenörü daha evet. iyi çalıştırdı takımı. Evet. Denk. Ama evet. biz de suyasa buna dokunmayalım. Kimse gücemez. Olmaz. Birinci gelen o zaman aldı. Tamam. Emin ol o zaman. Daha değerli olacak, daha anlamlı olacak ve o zaman belki de birçok kalecimiz daha iyi seviyede futbol oynayacak. Kalesinde devleşecek, devleşebilir veyahut da en azından. Kulüpler transfer yapacağında kaleci antrenörü transferi de yapacak. Çünkü tabii. bu adam sayesinde bu kaleci bu noktaya geldi. Tabii. Görünür koyacaksın kendini. Üç kişi evet. aldı mesela. Yılın antrenörü, evet. yılın yardımcı antrenörü, yılın kaleci antrenörü. Üç tane. Tabii o kadar. Bu kadar. Şimdi Ali Oraloğlu favori gösterir tabii ki. Çünkü nedir? Takım şampiyon oluyor. Uzun maratonda. Şimdi eldeki kadroyla evet. yapılanlar var. Bir de elde çok düşük veya kötü bir kadroyla yapılanlar evet. var. Hatta bu sene bunun çok örneğini göremedim. Tam testlerini gördüm. Yani Göçmen Göbe GG gibi daha iyi kalite kadroların daha düşüşte olduğunu evet. gördüm. Ama yani... Mesela atıyorum ki bir Çetin Kaya mevcut kadrosu. Vallahi ben bana işte göre Türk Hoca daha yukarıda olsaydı. Bana göre onların antrenörü bana göre tamam şampiyon yapan olabilir ama beklenmedik bir başarı elde ettiyse atıyorum. Mesela Cihangir kupayı aldı ve ligde de ikinci bitirdi. Yılın antrenörü teknik adamı Toygar Hoca'nın olması lazım. Gibi. Çünkü kimse sen bekliyor musun? Belki kupa olabilir ama ligde ikinci olacak, 10 hafta üst üste ligde galibiyet taşıyacak. Az önce Levent'in söylediği gibi son 7 haftada henüz daha tamam belki avantajlıdır Türk gücü ama henüz daha böyle kesin diyemeyecek şampiyona önümüzdeki hafta işte Mavus'ta Türk gücü kazanırsa neredeyse kesin gibi olacak ama evet. bu haftaya kadar bizi taşıyan tek teknik adam da Toygar Hoca'dır yani. Peki mesela Cemal Kır bu kapsama evet. girmez mi? Girer. Eldeki kadroya bak. Girer. Yani ben adamların çoğunu tanımam. Alt, ilk gördüğümde dedim. Alt sıralarda, oynayan takımlar içerisinde benim futbol olarak belki sonuca fazla yansımadı. Futbol olarak en fazla beğendiğim teknik adamlardan biri Cemal Kır'dır. Diğeri de Afyon Hoca'dır yani baktığında. O da kriter. Neden? Onun da mesela şeyle koyabilirsiniz buna. Kaç tane genç oyuncu kazandırdı futbola? Biraz araştırma isterim ama evet, bunlar. Tamam hadi aldık kim şampiyon oldu? Mert Ege. Yaz İkinci Ali kim Oğlu. Geldi? İkinci Cihangir geldi. Yaz Toygar Hoca. Yardımcılarını da yaz. Kolaycılıktır bu. Kolaycılıktır yani bu tamam, değeri de olmaz. Yani bu tapuları yıkmak lazım. Değeri de olmaz o ödülün. Çünkü daha fazla normal bir şey yani. Futbolumuza bunu yaparsak inan bana daha fazla hizmet etmiş oluruz. Daha fazla faydamız dokunur. Yoksa gelmiş geçmiş şekliyle devam ederse şu anki durum ortada zaten gelmiş geçmiş şekliyle bir katkısı olmadı bu verilen ödüllerin futbolumuza. Ya da şöyle yaparsınız. Veya bir şeyimize. Üç ödül. Antrenör başarı ödülü dersiniz ki bir tane işte kimdi şampiyon? En çok başarı kim gösterdi? Ali Hoca. Antrenör gelişim ödülü. Kaç tane genç oyuncu geliştirdi? Kaç tanesini tabii koydu? Bulabilir antrenör yani. Kriter ödülü mesela çok kötü bir kadroydu ama o kadro mesela play-off
oynamadan kurtardığı gibi 3 tane seçersiniz tak tak tak. Üçüne de verirsiniz. Bu daha fazla teşvik. O yüzden KTS'de ödülleri her zaman daha çok konuşulur. Aday gösterilenler, gösterilmeyenler, ben de isterdim. KTS'ye... Hakemler 100 kişi gelir. Çünkü neden? Çünkü oranın ödülünün bir değer taşıdığını bilirler. Evet. Arkadaşlarına sahip çıkarlar. Evet, evet. Budur. Doğru. Çünkü daha değerlidir. Son zamanlarda daha biraz fazla açıktır. Olduğu sayılar KTS'de ama. KTS'de üyesi olduğum için söylemiyorum ama sürprize daha açık. Bilinmeyenli bir şey olduğu daha bellidir. KTSD'nin verdiği zaman zaman onları da eleştiriyoruz ama o ödülleri de eleştiriyoruz ama çoğu zaman da vay be diyoruz. Yani bu da mı vardı diyoruz. Yani ben bazen bana sürpriz geliyor. Sürpriz geldiği için de yani eleştirme anlamında söylemiyorum. Güzel geliyor bana. Yani vay be diyorum. Demek bu da vardı. Doğru bir seçim derim. Ondan sonra kendi kendime. Dolayısıyla çok ödül döneminden ayrılmamız lazım. Yani biraz daha ekonomik hareket etmemiz lazım. Zaten ülke şartları da bunu gerektiriyor. Yani bol keseden atmamak lazım. Her giden para şeydir. Bir de hizmet etmiyor böyle olduğunda. Yani en azından daha az, az ve öz olsun ama hizmeti orta vadede daha faydasını göreceğimize inanıyorum ben. Evet. Mesela bir kaleci antrenörünü bu şekilde seçecek. Kimdir oğlum bu sezon en formda kaleci Süper Lig'de? Süper Lig'i dikkate aldığımızda. Bir yapacağın araştırmasını. En az gol yiyen değildir en iyi, en başarılı kaleci. Mesela İrfan bu listeye girer ama kaç gol yediğini bilmem. Tabii. Ama müthiş kurtarışlar yaptı. Yani, o zaman o kaleci antrenörünü bir değerlendireceksin. Oraya 5 tane 6 tane ona göre değerlendireceksin o zaman. Yani çuvalı dolu götürenden boş götüreni ayırt etmemiz lazım. Başka türlü olmaz. Ben öyle düşünüyorum. Aynen. Hocam çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim sevgili. Yayınımızı yavaş yavaş noktalayalım. Haftaya Levent Ezel'le birlikte buralarda oluruz. Değerli izleyiciler, çeşitli futbol üzerinde daha çok durduk. Çeşitli konulara girdik. Northern Ireland Kıbrıs Kupası'nı değerlendirdik. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz.